1947 El Aziz doğumlu. Ee, Mevlüt'e uçar hiç çocuk olmadı. Genç kız da olmadı. Genç de olmadı. İlkokulu El Aziz'de okuyup Hafız Abdullah Nazırlı hocam, Mehmet Efendi o, o hocam derken kız meslek lisesi Kaydımda şöyle oluyor kız meslek lisesini okula yani illisi ortaokul liseyi okutmak istemiyor ailem Çünkü o dönem orta ve liselerde şapka örtme mecburiyeti vardı kızımız ve oğlumuz Hadi erkekler bir aile bakacak bir sorumluluğu var onlar tamam ama kız çocuklarına şapka mecburiyeti olduğu için okutmak istemiyorlar benim çok ısrarım, dedeme yalvarmam, dede okumak istiyorum demem. Dedemle bir anlaşma yapıyoruz. Dedem, evet seni Sıdıka Ayvar Kız Lisesi oraya yazdırayım ama sen de şapka örtmeyeceksin. Şapka alınacak ama sen başına koymayacaksın. Tamam. Biz dedemin sözünü dinledim. Ee, okul açıldı birkaç ay olmuş okula devam ediyorum ama şapkayı başıma değil de kolumun altında götürüp getiriyorum moda dersi hocamız Fazile Hanım bir gün okul bahçesinden çıkarken omuzundan tuttu dedi ki evladım seni görüyorum hep şapkan kolun altında neden başında değil dedi ben de böyle bir durdum hocam dedim Babam dedi ki, bu okul yedi yıl, ben de sana bir tek şapka alırım, başka şapka almam. Şapkam eskimesin diye kullanmıyorum dedi. Yedi yıl kullanacağım bunu hocam, yedi yıl eskimesin diye kullanmıyorum dedim. Hocam, hocanın başımı göğsüne dayadı. Ya evladım dedi, seneye biz şapka dikeceğiz, kendi ellerimle sana şapka dikeceğim. Kullan bu şapkayı. Tabii tatlı bir hatıra olarak kaldı bize. Bizim çocukluk yıllarımızda yani ilkokulu bitirmeden bize verilen görevler vardı. Hafız Abdullah hocam, diğer Bakır hoca, Mehmet Efendi hoca efendi ilkokula başlamış kızları haftada bir gün dizi dibine oturtturur. Hatta annelerimiz camiyi süpürme bahanesiyle gider onlar camiyi süpürürken o hoca efendiler de bizi dizinin dibine toplar. İlmihal dersi, ilmihal bilgileri yazdırırlardı bize. Namazı bozan şeyler fıkıh derslerini yazdırırlardı. Fıkıh dersi verir, notlar yazdırırlardı. Biz oradan çıktıktan sonra her cuma El Aziz'de cuma evleri vardı hanımların toplanıp mevlit okuyoruz deyip tesbih çektikleri, namaz kıldıkları ama mevlit okuyoruz derlerdi. Çünkü jandarma, polis bastığı zaman herkesin elinde mevlit kitabı var. Mevlit okumaya çalışıyoruz derler. Biz o cuma evlerine gider Hafız Abdullah hocam buyurdu ki: "O fıkıh notlarını, fıkıh derslerini orada anlatırız." Öbür hafta da diğer kızımız Mehmet Efendi'den notlar getirir. Tıpkı bir postacı edasıyla o alimin vermiş olduğu bilgiyi buraya, buradakini oraya bal arısının taşıdığı polenler gibi taşıdık durduk. Lise ikinci, üçüncü sınıfa gelince de daha bir farklı olduk. Bu defa yazarak onları evlerin posta kutularına attık. Hafız efendi Hafız hocam buyuruyor ki şu şöyle olmalı. Şu ayet böyle olmalı. Böyle işlenmeli, böyle yaşanmalı diye o evlere. Bir de kendi yaşıtımız kızları haftada bir gün toplayarak canlı yüz yüze konuştuk. Ha sen onu eksik anlattın. Ben bunu fazla anlattım. Anlattıklarımızı hocamıza soralım diyerek tekrar hocalara bilgi verdi. Yani bize ne oynamak düştü payımıza, ne eğlenmek düştü, ne de yatıp uyumak düştü. Şu an ben 76 yaşındayım. Ne açlık, ne yorgunluk, ne eğlenmek aklımdan geçmiyor. Yani buna bir ihtiyaç duymuyorum. Mevlüt'e uçar, 47 doğumlu, kız meslek lisesi mezunu, medreselerde eğitim almış, ama ümmetin anası. Çünkü ben evleneceğim zaman evliliğimi köprü olan Hafız Abdullah hocamdır. Nikahımız kıyılacağı zaman büyük bir kalabalık var evimizde. Rahmetli Hafız Abdullah hocam Timurtaş Hoca Efendi'ye hadi evladım bir aşrı şerif oku da nikah haktine geçelim dedi. Rahmetli Hoca Efendi de hocam müsaade edersen hanımefendi kızınıza bir sualim var. Bu sualin cevabını aldıktan sonra nikah haddine geçelim dedi. Geçebiliriz dedi. Hafız hocam da bugüne niye kaldı ki soru der gibi. E sor evladım ne soruyorsan dedi. Timurtaş Hoca Efendi de büyük bir şeyle hanımefendi dedi. Benim Derdim var, derdim ve davam büyük. Ben Allah'a iman etmiş, onun yolunda can vermeye canımı, aile efradımı, evlad iyalimi feda etmeye Allah'la, Rabbimle ahitleşmiş söz vermişim dedi. Bu nedenle evlilik nedeniyle sizden aldığım hani olurla ben de sizden şunu istiyorum, ümmetin anası olmaya gücün yeter mi yetmez mi? Kendime eş olarak değil, çocuklarımı anne olarak değil, size şeyim, size karşı duygularım, ümmetin anası olmaya gücün yeter mi yetmez mi? Hafız Abdullah hocam hemen şöyle bir baktı, geç evladım geç dedi. Öyle olmayacak olsaydı bu halka da ben yer alır mıydım? Nikahımız kıyıldı, kalabalıklar dağıldıktan sonra ben hocamın dizi dibine oturdum Hafız Abdullah hocamın. Hocam dedim ailemizi biliyorsun. Ben ne çocuk oldum, ne genç oldum, hiçbir şey olmadım. Ama ana da olmadım. Ana olmadan bana ümmetin anasısın dedin. Şöyle bir yüzüme baksaydın ya ben ne diyorum? Kaderullah öyle tecelli etti. Ben de sadece dua ederim evladım dedi. Ümmetin anası. Ben artık yoruldum diyemezdim rahmetli hoca efendi. Daha önce de anlattığım gibi. Analar evlatlarını üzmez. Analar evlatlarının yanlışa gitmesine gönlü razı olmaz. Ümmetin anasısın, ümmetin anasısın diye diye artık kaderi ilahi büyüklerimizin de duası öyle bir evlilik ikram etti ki Cenab-ı Allah adeta akrebin kıskacında yoğurdu bizi kader aldırma dedim. Böyle gelmiş, böyle gider. Cennet mekan üstadın dediği gibi. Evet evladım. 19 Fatih'e ye yerleşik olarak 1970'lerde geldik. İlk geldik Fatih Çarşamba'ya yani Darüşşafaka Lisesi'nin karşısına geldik. Rahmetli Hoca Efendi de Fatih Kız Lisesi'nde İngilizce öğretmenliğine başladı. Fatih İmam Hatip Okulu'nda Arapça hocalığı aynı zamanda yapıyor. Ve İstanbul Müftü Başmavini. Çünkü o dönem İstanbul Müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, Rahmetli Timurtaş Hoca Efendi'nin 17 yıllık hocası. Çok değerli. Osmanlı'nın son kalıntıları. Abdurrahman Şeref güzel yazıcı. Orada oturduk. Darüşşafaka Lisesi'nde orada oturduk. Orada oturduk. Akdeniz Caddesi'nde oturduk. Efendim Fatih, Fatih Camisi'ne yakın oturduk. Geldik efendim Atıkale'de oturduk. Biz her evimizi arandıkça, hoca efendi gözaltına alındıkça ev değiştik. Laledi'de oturduk. İskenderpaşa Camisi ile böyle karşı karşıya oturduk. Hırkayı Şerif Camisi. Yani sadece Fatih civarında 20 ev değişmişim. O 2000 kitap hep elden geçmiş. Kamyonlara dolmuş. Komşuluk ilişkilerimiz tabii ki çok güzeldi. O günde büyük kanaat önderleri vardı. Hacı Zehra anne vardı, Fatma anne vardı, Zehra Hanım vardı. Herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman yani olsun ve olmasın haftada bir gün o evlere toplanır. Kız taşında Hacı Zehra anne vardı. Hemen daralır daralmaz veya yani ne olursa olsun o eve giderdik. Gittiğimiz zaman o şöyle bir avuz besmele çeker, senin hal dilinden ne halde olduğunu anlar. Tıpkı Asır Suresini dile getirir gibi sabrı tavsiye eder, hak ve hakikati tavsiye eder. Der ki ne mutlu evladım size ve evladı iyanize. Çünkü Hoca Efendi siyasetle uğraşmıyor, ticaretle uğraşmıyor, makamın mevkisi yok. Allah'ın emirlerini, Allah'ın dinini tebliğ ettiği için, anlattığı için, Hazreti Ömer gömleğini giyerek anlattığı için o çilesini öyle çekiyor. Siz de sınavınızı böyle veriyorsunuz. Yükümüz hafiflerdi, böyle dururdu. Evet, Hz. Zehra anne doğru değil mi? Evet. Artık kimse almış, gelmiş, sormuş, umurumuza değil. Yani büyük Hacı Zehra annemiz, Ayşe annemiz bunlar dedi ki sabredin evladım. Birileri fedakarlık edecek, bedel ödeyecek ki dini İslam gelsin. Kur'an hakim olsun. Herkes din, dini bütün Müslümanlık, Müslüman olsun. Birileri bedel ödeyecek. O birilerin içinden biri de biz olalım. Çünkü rahmetli hoca efendi evlilikteki akdi şuydu. Ne kendi nefsim için ne çocuklarıma anne olasın diye. Ümmet kan kaybederken sen duyarsız kalmayasın. Analar evlatlarını üzmez. Çünkü yeryüzü kan kaybediyor. Bakın 1970'lerde Fatih'teki parklarda çocuklar oynuyor. Rahmetli Timurtaş Hoca efendi hep çantasında toka, küçük tarak ve şeker, leblebi olurdu. Parklarda o çocuklara yaklaşır oyun oynayan çocuklara. Söyle bakalım, seni kim yarattı? Bilmem derdi çocuklar. Seni Allah yarattı. Söyle bakayım evladım. Beni Allah yarattı. Beni Allah yarattı. Tekrar söyle beni Allah yarattı. Al sana şeker. Veya leblebi. Kızsa al sana mendil. Al sana toka. Öyle olurdu ki mesela Anadolu'da, Muş'ta, Ağrı'da, Kars'ta, Van'da bu çocukları rahmetli Hoca Efendi bilmem ki derlerdi. Seni kim yarattı? Allah kaç tane dediği zaman bilmem ki diyordu. Allah bir, Tekrar söyle. Allah bir. Kızlara çiçekli böyle tokalar var. Toka veriyordu. Öyle alışmıştık ki çocuklar nerede görseler hoca efendiyi hemen gelip böyle hazır rol duruşuna geçip "Hocam Allah bir." diyorlardı ve hoca efendi de çantasından bir şeyler çıkarıp veriyor. O günün şartları her şarta, her bölgeye, her şeye göre hizmet etmenin yolu çok farklı ve çok güzeldi. Komşuluk ilişkilerimiz Fatih'te çok nezihti. Penceremize kandil, mesela bugün diyelim hicretin birinci günü değil mi? Penceremize yazardık, böyle beze yazmıştık. Kandiliniz mübarek olsun. Veya çörek yapardık. Börek, çörek, kurabiye yapardık. Fatih Camisi'nden Hırkayı Şerif Camisi'ne gelene kadar çocuklara kurabiye dağıttı. Bugün kandil, kandiliniz mübarek olsun. Yanımızda kağıt da taşıyorduk böyle. E, oruçlu musun? Hani çocuk oruçlu değil ama hani oruç diye bir şey de var diye. Kağıda sarı oruçlu musun? Değilim. Ama yine de bunu götür akşam annenler iftar ederken sen de bunu ye. Veya sen ye. Kandili hatırlatırdık. Efendim işte bayram geliyor, 3 gün kaldı, 5 gün kaldı. Kurban bayramı geliyor, kurban alacak mı? Çocuk, sokaktaki çocuklarla hasbuhal etmek. Ailesi duyarsız olabilir, ailesi bilgisiz olabilir. Biz çocuklara bunları hatırlatalım. Evlerin bodrum katlarında o zaman kaloriferler mazotla çalışıyor. Kalorifer dairelerinde motorlar var. Kaloriferi yakan motorlar var. Biz o kalorifer dairelerini günlerce temizleyip 3-5 hanım bir bir gelmek kaydıyla oralarda ders yapıyorduk. Mazot kokularının arasında. Ne yapabiliriz? Eczacı Fevziye Nuroğlu Allah makamını cennet eylesin vefat etti. Mukaddes çıtlak Doktor Gülsen Ataseven, Fevziye Nuroğlu, efendim Meliha Yalçıntaş. Bir araya gelip ne yapabiliriz diye konuşuyorsun. Hasbuhal ediyorsun. Kim hangi semtte oturuyorsa ona göre vazife alıyorsun. Çarşıda, pazarda emri bir maruf yapıyorsun. Ama büyüklere konuşarak değil hal dilinde anlatıyorsun. Okullara çocuklarını almak için gidiyorsun ve okuldaki öğretmenlere hal dilinde onlara anlatıyorsun. Efendim Fatih'teki komşuluklarımız tabii ki çok nezi. Mutlaka ikindiden sonra birkaç komşuya telefon edip veya balkondan aşağıya Müzeyyen Hanım, Zeynep Hanım, Çay demledim. Evde ne varsa al da çık yukarıya. Önemli olan o çayı onlara ikram etmek değil. Bir araya gelip onlar eğer namaz kılmayı çok önemsemiyorsa. Hadi siz çayları doldurun. Namazımı kılıp geliyorum diyorsun. Ha namaz diye. Ya kılmasan olmaz mı desin onlar. Veya başka vakti geçmesin alel acele de olsa kılıp geleyim diyorsun. Veya yarın kandil, oruç tutsak fazileti şunlar diyorsun. Yani hak ve hakikat adına bir şeyler anlatıyorsun. Çocuklarına da aynı nasihati ediyorsun. Çocuklarına bugün kandil, bugün kandil okulda hiçbir şey yiyip içmeyin. Arkadaşınız bir şey ikram ederse bugün yememeye niyet ettim deyin. Hani oruçluyum deme. Bugün bir şey yememeye niyet ettim. Neden? Zaman zaman Allah'a karşı sorumluluklarımı yerine getirmek için nasıl ki niyet ettim namaza, niyet ettim oruca diyoruz. Ben de bugün bir şey yememeye niyet ettim. Yarım oruç sayılır evladım. Eve gelin yiyin. Hani hal dilinizle, lisan halinizle arkadaşlarınıza bir şey anlatın. Bir şeyler söyleyin komşuluklarımız bir şey pişerdi diyelim. Komşular birbirine ikram ederdi. Tabaklara koyup verirdi. Komşularımızın içinde maddi olarak en zayıfı kimse pişirdiğimiz her şeyden ona da verirdik. Hatta kandile bir iki gün kala bir şeyler hazırlayıp pirinçti, şekerdi, çaydı. Kandil geliyor komşum bunu kandilde pişirirsin yersin derdi. Yani evinde yiyip içeceğin komşunda yoksa verildi. Hatta çocuk esirgeme yurtlarından, yuvalarından çocukları alırsın, bak kandil geliyor. Birer mendil paket edersin, kandil hediyesi diye onlara verirsin. Yani Allah'ın emirlerini, emirlerini ve yasaklarını yaymak için her anı değerlendiriyorsun ve kolluyorsun haftada bir gün veya birkaç gün bazı nasihat olurdu. Hanımlar oraya toplanırdık. Birbirimize bir yerden aldığımız bilgiyi aktarırdık. Olumsuz görünen bir şeyleri de eve gelir daha büyük kanaat önderlerine. Şunun için şöyle dedi şu mesele için onları da açıklığa kavuşturur. Evet. İşte şu mezhebe göre şöyle, bu şuna göre böyle, yöreye göre böyle derlerdi. En çok tartışma da tesettür hakkında olurdu, çarşaf hakkında. İşte çarşaf farz mıdır, bu mudur? Hayır, çarşaf farz değildir. Örtü farzdır, şekli örfidir. E, Laleli de o zaman komşuluk olarak çok çok iyiydi. Laleli de oturduğumuzda e, oğlum Yusuf Bey, Bayezid İlkokulu'na kaydettik. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de çocuklarımız hiçbir okulda mezun olana kadar devam edemediler. Bayezid İlkokulu'na kaydettik. Bir yıl orada ancak kalabildi. Lalel'de oturduk. Bayezid İlkokulu'na kaydoldu. Hoca hanım Allah razı olsun o daha biraz ılımlıydı. Dedi ki bu okul yani birinci sınıfı çok da çalışkan birinci sınıftan ikinci sınıfa almak istedi okul idaresi. Ama öğretmeni dedi ki hayır birinci sınıfın birincisi bu çocuk ikinci sınıfa giderse bocalar bir yıl kar etmeyelim birinci sınıftan devam etsin. Bir yılı o hoca hanım idare etti. Ama okul idaresi ikinci sınıfı burada devam edemez dedi. Ve bizim çocuklarımızın tamamı bir yani bir okulda mezun olması gerekirken her birisi beş ayrı okuldan me giderek mezun oldu ve sonra ortaokula geçtiler. Laleli o zaman çok nezihti. Çok e, hatırı sayılır, e, sözü, sohbeti dinlenir, komşularımız vardı. Ama ya, Laleli de rahmetli Hoca Efendi evimiz aranıp gözaltına alınınca oradan çıkma mecburiyetinde kaldık. Daha sonra Laleli hep yabancılarla iş yeri oldu. Yabancılarla doldu. 1973'lerde falan sabah namazına kalktığımız zaman Üsküdar'da okunan verilen sala ezanı Lalel'de dinlerdik. O ezan sesine kalk. vapur sesleri Tabii vah vah deniz yakın ve ezan sesleri birbirine karışırdı. Onun için orada da oturduk. Sonra biraz daha içeri Fatih'e doğru geldik. O vakit yoktu. Her şey Eminönü'de kapalı çarşıdaydı. 1978'den sonra oralar iş yeri olmaya başladı. Ondan sonra 78'lere kadar Oralar çok güzel nezih mahallelerde. Hem de İstanbullular vardı. Daha da böyle işte doğma, büyüme, babaannem, anneannem İstanbullu diyenler. Şimdi komşuluk ilişkilerimiz vardı. Benim annem işte Anadolu Harputlu olduğu için böreği, çöreği oraya göre yapardı. Toplardık komşuları. Daha çok şey de vardı, gayrimüslim de vardı. Hani milleti sadıka dediklerimiz. Bunlar vardı. Biz evden annem mesela bir yere gidecek olursa, ben bir yere gidecek olursam anahtarlarımı Maria teyzeye bırakırdık. Mesela kızım Esra, kızım Esra 82-83'lerde 80, 80, falan Maria teyze gelirdi, onun banyosunu yaptırırdı. Derdi ki, kız kızanım, sen incitiyorsun bu yavruyu. Öyle değil böyle yıkanacak diye. Esra da 3 yaşında, 4 yaşında ama Maria teyzemi bekliyorum, Maria teyzem beni yıkayacak diyordu. Yıkıyordu onun, böyle saçlarını örüyordu. Ondan sonra kurdaleler bağlıyordu. E, Yusuf oğluma da emeği çoktur. Onun şey, Maria teyzenin. E, onlar e, Ramazan'da mesela sahura kalktığımız zaman onların da ışıkları yanıyordu. Bir gün dedim ki genç gelinleri de vardı kız kardeşi de vardı. E, sahura niye kalkıyorsun dedim ve kızanım ayıptır. Müslümanlar sahura kalkarken Maria ışıkları sönük mü olsun? Bu saygıdır. Hiç yanımızda Ramazan'da e, hiç yanımızda hiç kimse bir şey yemedi bizim gibi oruçlu göründüler, oruçlu oldular. Ve bayram günleri de hemen bayramın birinci gününün öğlen sonrası onlar gelirlerdi. Biz de onlara giderdik. Çocuklar böyle sabırsızlanırlardı. Onların Paskalya bayramıydı. Maria teyzem, Meryem teyzem işte şunu yapmıştır. Anne Meryem teyzeme Yumurtalar haşlardık. Hediyelik işte Anadolu'dan gelen örtülerden falan yapardık. O da Allah diyelim affetsin günahlarını. O da böyle vitrinle kordu o hediyelerimizi. Ee, yiyecek bir şeyse derdi ki şu şu arkadaşım da gelsin de onlara da ikram edeyim. Çok güzel komşuluklarımız vardı. Benim çocukluk dönemimde de Harput'ta tehcir olayı olduğu zaman e, çocukları bir yaşından küçük çocuklardan iki kız bir dedeme bırakmışlar, iki erkek de bir dedeme bırakmışlar. Bizim de Nina ve Perize diye biz de ben de onların elinde büyüdüm. Nina ve Perize. Bunları büyütüyorlar. Anneannem kardeşinin oğluna alıyor diğer dedem de iki erkek bıraktıkları Perize'yi de diğer dedem dayısının oğluna alıyor. Biz Nina'nın elinde büyüdük. Onlar bizim emektarlarımızdı. Ta ki benim ikinci oğlum büyüyene kadar Nina baktı. Onun birinin adını dedem bir yaşındayken Fatma birinin adını Ayşe koymuş. Ama bunların okul zamanı geldiği vakit Dedem bunları yanına alıyor, mektebe kaydedeceği zaman. Bak diyor, siz bizim misafir kızlarımızsınız. Anneniz size Nina demişti, sana da Perize demişti. Başkaları sizi üzmesin, incitmesin diye sana Fatma dedim, sana Ayşe dedim. Şimdi sizi okula kaydedeceğiz. İstersen Fatma diye kaydede etsinler, istersen Nina diye kaydetsinler. Benim adım Nina olsun, diyor. Ve orada o günden sonra nina oluyor. Öbürsü de e de Ayşe olarak devam ediyor. Yok benim adım Ayşe kalsın diyor. O da Ayşe oluyor. O kadar güzel. Biz o emektarlarımıza yani evimizdeki o hanımlardan bir bardak su isteyemezdik. Rahmetli nenelerimiz onlar bizim emanet misafirlerimiz. Sen nasıl ninadan su istersin? Nina da Beykana Onlar daha çocuk. Ben de ayaktayım. Hayır Nina. Senden hiçbir şey istenmeyecek. Sen işin ayrı. Şimdi ben torunlarıma evde kalan işte hizmet eden hanımlar, hanım var. Torunlarıma diyorum ki Nazan teyzenden bir şey isteme. Bak o bu eve emek veriyor, temizliyor. Ama benim torun diyor ki babaanne onun işi o diyor. Anlatamamışım. Ben Nina'yı anlatamamışım çocuklarımıza. Lalel'deki komşuluklarımızda, Fatih'teki de tabii ki mükemmel. Mesela haftada bir gün ya Abdurrahman Şeref Hoca Efendi'nin hanımlara vaazı vardı. Şehzade başında. Oraya toplanırdı. Bütün hanımlar. O kadar latifeli, o kadar nezih sohbeti olurdu ki artık o gün sohbetten çıkan hanımlar günlerce Abdurrahman Hoca Efendi'nin latifelerini anlatırlardı. Çok güzel olurdu. Sonra e, tabii oradaki bazı Abdurrahman Şeref Hoca rahmetli Timurtaş Hoca Efendi benim yerime sen vaaz edeceksin dedi. Ve Şehzadebaşı vaazları da Abdurrahman Şeref Hoca'nın talimatıyla başlamış oldu hanımlara. Hanımlara başladı ama beyler baskın çıktı. Camii ve bahçesine erkekler doldurdu. Hanımlara az bir yer kaldı. Handillerde kapılarımızı, pencerelerimizi süslerdik. Birkaç gün öncesinden herkes gücüne göre tatlısını, böreğini, çöreğini yapardı. Yapamayacak olanlara maddi imkan olarak işte yoğurtlu, yumurtadı unlu, yağlı o evlere gönderilirdi. Hatta öyle olurdu ki annem o maddi durumu iyi olmayanları kendi evine açar, gelin bana yardım edin derdi. Su böreği yapacak, tatlı yapacak, gelin yardım edin. Onlar yardıma geldiği zaman hadi bir tepside birisini de bir sana yapalım. Bir tepside sana yapalım diye her evde bir tepsi börek, bir sini baklava olurdu. Ben anneme derdim ki anne sen git onların evinde yap. Çünkü ev dağınık kalıyor toparlayamıyoruz bayram geliyor. Annem derdi ki evladım buradan giderken yağdı yoğurttu öteyi beriyi götürürken üzülecek o kızcağız o kadıncağız. Ama hemen şuradan alıp şurada hamur yoğuruyorum. O da bana yardım ediyor, açıyorum. Fırına tatlı gidiyor. Fırınında çıkıp onun evine gidiyor. Bizim evden çıkıp gitmiyor. Verirken de kimseyi üzmemek, incitmemek kaydıyla verilirdi. Çağrılırken de elimin ayarı kaçmış, bu börek çok oldu, bitmeyecek, haydi gelin çay içelim denirdi ve çaylar içtikten sonra da konurdu bir kaplara. Bu börek çok olmuş eve götürün çocuklar da yesin olurdu. Elimin ayarı kaçmış çok oldu. Hani sende yok diye veriyorum değil. Zayi olmasın diye. İnşallah o günleri bizler sahip çıkarsak, sizler sahip çıkarsanız en az haftada bir gün, en az haftada bir gün evimize misafir alırsak çok böyle ince eğilip dokunmayacağız. Mesela benim kızım Esra'ya kalırsa ben haftada bir gün ancak misafir alırdım gençliğimde. Ama haftada en az 4-5 defa misafirim var. Bugün de var. Yani bu yaşımda da var. Esra ne yapıyor? İşte şu örtüyü sereyim. Çay içildi, kahve içileceği zaman masaya başka bir örtü serilsin. Evladım bak beni yoruyorsun. Sen de yoruluyorsun. Beni de yoruyor. Öyle olursa sık misafir alamam. Masa örtüm temiz olsun. Onlar gidene kadar bir masa örtüsü olsun. Yeter diyordum ona. Şimdi artık o da baktı ki yoruluyor. Artık iki masa örtüsü değişiyor. İşte üç çeşit olsun, beş çeşit olsun yok. Evde Allah ne vermişse çayını demle veya kahveni pişir. Tabağa koy önüne Önemli olan muhabbet etmektir. Dertleşmektir. Sıkıntıları paylaşmaktır. mutluluğunu da mutluluk katmaktır. Bayramlarımızda bayram sabahı camiler dağılır. Sofralar hazır olmuş olur. Camiden misafir getirilecek olursa babalar, dedeler onu getirir. Bayram sofrası masaya oturulur, yenilir, içilir, bayram harçlıkları ikram edilir, verilir. Hatta evimizin hanenin kapısından içeri girdiğin zaman tam karşı duvarında şöyle seccade büyüklüğünde bir örtü vardır. O örtünün de üstünde küçük küçük cepler vardır. 10 12 13 tane cep vardır. O ceplerde Mendil vardır, çorap vardır veya harçlık vardır. Küçücük böyle kağıtlara sarılmış bir hadisi şerif, bir de bayram harçlığı veya mendil olur. O örtünün üstünde şu yazıyor, bayramınız mübarek olsun. Kapıdan içeri giren o örtüyü görür, bayramınız mübarek olsun. Yenilir, içilir, bayramlaşılır o ceplerden herkes bir hediye alır gider artık çorap mı gelir, mendil mi gelir, para mı gelir ama her hediyenin içinde ya bir ayet-i kerime var, daha çok hadis-i şerif olur. Hani çocuktur, bilmez, atar diye. O da bayram hediyesi olur. Hep 25 kuruş, 100 para falan koyduk. Bir gün 50 kuruş koyuyorum. Bir gün büyük oğlum dedi ki anne ya biraz zam yapsan dedi bu bayram harçlıklarına. <laughs> çok az oluyor dedi de artık 50 kuruşu 100 kuruşa çıkardık. 1 liralara çıkardık yani. O dönem böyleydi evladım. Tabii o İstanbul'un olmazsa olmaz çarşamba pazarımız vardı. Çarşamba pazarında da hep küfeciler olur. Eğer çocukla pazara çıkacaksan veya pazar arabası yok da işte böyle büyük torbalarla o zaman pazar arabası yoktu. Büyük torbalarla çok şey alacaksan, çocukla çıkacaksan, çocuklarınla çıkacaksan, çok şey alacaksan öğlen 12'ye kadar çıkarsın çarşamba pazarına, alışverişini edersin, torbalarını taşır, eve gelirsin. Öğlenden sonra çarşı, pazar kalabalık oluyor küfeciler geliyor. Yani doluşuyor küfeciler. Küfeciye vermeyeceksen sağa sola çarpmayasın çocuklar, halka mani olmasın diye sabahla 12 arası çocuklu anneler alışveriş ederdi. 12'den sonra da gidersin, bir küfeci alırsın yanına. Ne alacaksan alır, ondan sonra verirsin küfeye koy küfeci aldıklarını getirir, eve boşaltır, <laughs> ücretini verirsin gider. Çarşı esnafı tabi o zaman da çok nezi bakıyordun, güveniyorsun ona. Zerzavat derdik, zerzavat torbalarımız vardı, poşet çok sonra çıktı. Mesela bezden torba vardı, domates satana o torbayı verirdik. Domates işte 3 kilo, 5 kilo, biber torbasını... Yani Adı zerzavat torbasıydı bunların. Zerzavatlar küfelere konur, ondan sonra gelir evde yerleştirsin ama küfeci getirir. Çocukla gidilmez, pazar yerinde rastgele konuşulmaz, pazar yerinde lüzumsuz esnaf konuşturulmaz, el sürülmez. Bakarsın, şuradan şuraya bana ver dersin. E, fakat Tabii şimdikilerle o gün alakası yok. Sokak satıcılarımız vardı. Zerzavat, işte kavun geldi, karpuz geldi diye. Hatta şöyle söyleyeyim. Şarkı, türkü, bütün onlar bile Tekerlekli arabada böyle, domates biber satılır gibi İbrahim Tatlıses türküleri geldi, Muazzez Abacı türküleri geldi, Müzeyyen Senar türküleri geldi diye satılırdı sokaklarda. Hoparlörle bağırırdı satıcı. Bu arada da tabii rahmetli Timurtaş Hoca Efendi'nin bazıları kasetlere alıyor Müslümanlar. Bizimle alakası yok, alıyor. Götürüyor kaset olarak, bastırıyor o kasetleri şarkı, türkü kasetler, bu imece blokların orada oluyor bunlar. Diyelim Müzeyyen Senar türküsü, şarkısı diye onun içine koyuyor, tablacıya veriyor. Tablacı diyoruz veya tablacı bunu yapıyor. Bana ver bir tane işte efendim Zeki Müren şarkısı veriyor adam evine gidiyor bakıyor ki gümbür gümbür bir hoca efendi. Ya kızıyor, gidiyor dava açıyor veya satıcıyı tekrar buluyor. Çünkü o kasetlerin geldiği yer belli, İmece blokları. Ya oraya gidiyor veyahut da bunun devamını alayım diye imeceye gidiyor. Bu kasetten Anadolu'ya bu vaaz nasihat kasetleri böyle yayılıyor. Türkü kaseti aldım, vaaz kaseti çıktı artık birbirlerine çoğaltıp dağıtıyorlar. Pazar günleri rahmetli hoca efendi şehzade başında vaaz eder. Cuma günleri Eminönü camisinde eder. Seçilmiştir bu camiler. Neden? Çünkü Anadolu'dan esnaf tüccar gelir. Kapalı çarşıdan Eminönü'nden alışveriş yapar. Siparişini verir. Cuma namazında Eminönü'nün camisinde kılar ağrıdan gelen esnaf Eminönü'de önünde Hoca Efendi dinler. Yüzünü görmez ama dinler. Biz Ağrı'ya gittiğimiz zaman ha bu Eminönü'nde İstanbul'daki vazeden hoca dediler. Kendimizi o kadar sorumlu tuttuk ki yani genç gençliğimizden ta bugüne kadar apartmanımızda namaz kılmayan birisi varsa, yaramazlık yapan birisi varsa, yani isyan halinde olan birisi varsa bizim derdimiz, amacımız, gayemiz onu bir yere, pikniğe gidelim. Yavuz Selim camisinin bahçesi vardı çok güzel. Hadi bakalım Ayşe Hanım, Fatma Hanım işte kısır yaptım veya kurabiye yaptım bir şey yapıp oraya gidelim. Orada çayım böyle yani bugünkü gibi. Oraya gittiğimiz zaman gözlerine bakardık. Bir şey sorsunlar da biz de ona cevap verelim. Yani kendimize olmadığı gibi çoluk çocuğumuza da vakit yani çok sınırlı ayırdık. Çocukların temizliğine, eğitimine bunlara vakit, çocuklara şunu söyleyeyim. Evladım, şu an beni bekleyen birileri var. Anneniz olarak sizinle mi oturayım yoksa bekleyen kişilere mi gideyim? Tamam anne sen git biz işte acıkırsak yeriz. Efendim işte bir şey olursa geliriz, ararız seni diye. Kendimize has, o dönemki Müslümanlar, bunlar böyleydi, arkadaşlarım da böyledi. Kendiyle özellerine ayırdıkları, arzularına ayırdıkları hiçbir vakit olmadı. Evladı iyalimizle, vakti saatimizle, her şeyimizle ümmet kan kaybediyor. Ben üç tane, dört tane çocuğa mı hizmet edeyim? O çocukların hizmetini ona karşı olan görevimi yerine getirdikten sonra işte çocuk esirgeme yurtları, ceza evleri, kadın sığınma evleri, karakollar buralarda onlara belki dokunurum. Belki kalplerine dokunurum da kaneviçe gibi işlerim. Şöyle derdim hatta. Ya Rabbi söylemek istediklerimi Nisan yağmuru damlacıklarına dönüştür. Nisan yağmuru damlacıkları Midye'nin kalbine gider de inci mercan olur ya. Benim söyleyeceklerim de o kalplere düşsün de inci mercan olsun. Bu çalışmaların karşılığında para yok, makam yok, alkış yok. Sorumluluk duygusu var. Rahmetli Hoca Efendi eve geldiği zaman çok az evde beraber olduk. Ya sorgu sualde efendim veya hücrelerde geçti. Çok az beraber olduk. Sofraya oturduğu zaman, oturduğumuz zaman derdi ki: "Hatun, bu sofraya biz elimizi uzatmadan önce bu sofradakilerine ihtiyacı olan birilerine bir şeyler ulaştı mı?" Ulaşmadı ama ulaşacak efendi veya apartmanımızda hani ihtiyaçlı olan birine. Verdim Fatma'ya, verdim Ayşe Hanım'a da verdim efendim. Çoktu, verdim onlara. Veya söyledim, gelip alacaklar. Buna ulaşamayan yani birilerine verdiysen biz bunu yiyelim. Vermesek bile hatırlatılırdı. Haydi evladım. Bu nimeti bulamayanlar var. Yiyelim, Allah'a şükredelim. Oturalım şurada da şu konuyu konuşalım. Her akşam beraber olduğumuz akşam evde sahabe sofrası kurulurdu adeta. Yemekten sonra çay sofrası olurdu. Herkes odasına seslenirdi rahmetli. Haydin bakalım anne çayları hazırlamış. Çay sofrasına gelip oturan çocuklar Mesela büyük oğlum hep Hazreti Ömer'i e anlatacak. Baba öyle demişti ona. Sen Hazreti Ömer'i e anlatacaksın. Diğeri Hazreti Ebu Bekir'i anlatacak. Şey Hazreti Enes, Hazreti Osman'ı anlatacak. Esra Hazreti Ayşe'yi anlatacak. Özelliklerini, güzelliklerini anlatacaklar. Öyle oldu ki büyük oğlum Ömer'e anlata anlata onun tabiatında da vardı o. Hazreti Ömer gibi hukuk bitirip İstanbul hukuku bitirip, hala Hazreti Ömer gibidir. Efendim Yunus'umuz Hazreti Ebu Bekir gibidir. Enes'imi zaten 16 yaşında uğurladım. Evde Esra ve abiler olduğu zaman Esra abilerin bir sözüne itiraz ettiği vakit baba şöyle seslendi. Evladım o Hazreti Ayşe'yi anlatıyor. Hazreti Ayşe'nin modeline bürünüyor. Tamam deyin de geçin. Esra itiraz ediyor ona. Bazen şimdi abiler de diyor ki ya Hazreti Ayşe'yi anlata anlata naz makamı oldun sen de Esra derler. Her akşam evde olduğu zaman Hoca Efendi sahabe sofraları kurur. Aynı şeyi Hazreti Sümeyra anamızda görüyorum. Hazreti Süleyra anamız Cenab-ı Resulullah'la az vakit geçiriyor. Hicret zuhur edince anamız kalıyor Mekke'de. Çok üzülüyor. Çok dizi dibine oturamadım. Rehlesinin önünde soluk alıp veremedim. Hiç çok bir şeyini öğrenemedim Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekrin der. Ve şöyle bir karar alır. Sahabe evlerinin kapısını çalar. Bugün ne iş yapacaksınız der. Hurma toplayacağız, temizlik yapacağız, ekmek pişireceğiz. O günün şartları. Öyleyse onları yapan ben olayım. Siz bana Allah Resulü'nü anlatın. Siz bana Hazreti Ayşe'yi anlatın. Hazreti Fatıma'yı anlatın. Siz bana Hazreti Ebu Bekri anlatın der. Olmaz, yorulursun. Sırtım terleyene kadar, belim bükülene kadar bu işleri gören ben olayım. Ama siz de bana bunları anlatın. Tamam. O gün akşama kadar o evin, o hanenin işlerini görür, onlar da Resulullah'ı anlatırlar Aleyhisselatu vesselam efendimize. Akşam evine gittiği zaman anaların anası. Sofrayı sereceği zaman sahabe sofrasıymış. Gelin evladım. Gelin bugün Cenab-ı Resulullah'ı anlattılar dinledim. Çocuklar sofraya oturup Allah ne verdiyse onu yerken o da o dinlediklerini anlatır. Onların dizi dibinde oturamadığı, oturtturamadığı, o havayı teneffüs edemedi ama o dinledi ve oraya. Her akşam sahabe sofrasını kurdu oraya. Allah murad etti Rabbim Medine'ye göç etti, gitti. Uhud savaşı zuhur etti. Uhud savaşına gidecek olan üç oğlu, eşi ve kardeşi oğullarına şunu söyledi. Evladım dedi. Uhud meydanında Resulullah'a atılacak olan taşlar önce sizin sinenize değecek ondan sonra sekecek Resulullah'a. Böyle olmazsa hakkımı helal etmem der. Hanımlar savaşın geri safhasında hizmet edecekler. Uhud savaşı devam, başlar. Ve bir ses yükselir. Peygamberin Muhammed'i öldürdük diye. Anaların anası kılıcını kuşandığı gibi iner Uhud meydanına. Yaralılardan bir ses gelir. Ya Sümeyra, oğlum burada şehit. Sümeyra Eyne Resulullah der. Tekrar koşmaya devam eder. Bir başka yaralı oğlum burada şehit der. Bir başka yaralı oğlum burada. Üçüncü evladında şehitlik haberini alır almaz. Üçünü yan yana getirir, yan yana dizer. Her birini alnından öper. Şehitlik, şehadet ne de güzel yakışmış der. Resulullah'ı bulmaya çalışır. Eşi şehit olmuştur. Eşim burada der. O eyne Resulullah der. Mübarek olsun şehadeti. Kardeşi için de aynı şeyi söyler. Resulullah'ın bulunduğu yere gider. Göğsünü kalkan eder, siper eder. Hatta o günün ulaması anlatırken der ki 90'ın üstünde yara almıştı. Hani demişti ya evlatlarına, atılan taş önce sizin sinenize, sonra Resulullah'a değmezse hakkımı helal etmem. Üç evladının şehadetine mübarek olsun der, yine Resulullah'a doğru koşar. Öyleyse bizim bugün eksiğimiz, ihmal ettiğim nokta tarihimizi, sahabe efendilerimizi, Resulullah'ı, asr-ı saadeti evladı iyalimizle tartışmadığımız, konuşmadığımız, tanıtmadığımızdan dolayıdır. Hani kızım Hazreti Ayşe rolü oynuyor hala. Diyor ki Hazreti Ayşe validemiz rahmetli babasına derdi ki baba Hazreti Ayşe de böyle yapmış. Kızım hani bu böyle biraz aşırı olmuyor mu dedi. Baba Hazreti Ayşe validemiz peygamber efendimizin omuzlarına destek alarak yukarı bakmış. E ben de abimin sırtını eğsin oradan bakacağım yukarıya derdi. Bak Hazreti Ayşe modeline bir o rolü hemen bürünüyor. Biz evlatlarımıza asr-ı saadeti ve rol modelleri gösterdik de mi çocuklarımız olmadı? Bugün Türkiye veya bugünün Müslümanları rol modellerini terk etmişlerdir. Biz yangın var diyoruz. Evet yangın var. Ama o yangını sönmesine ne lazım? Su lazım. Ama biz su fotoğrafı gösteriyoruz. Hocaefendi Efendi İstanbul'a, İstanbul Müftü Mavini olarak geldi. Hocası Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, İstanbul Müftüsü, bana baş mavini olacaksın diye buraya İstanbul Müftü Mavini oldu. Ama Müftü Mavini olarak devam ettirmedi kadro olarak müftü muavini ama şehzadebaşı camisine kadınlara tahsis etti. Ve rahmetli bütün camilerde en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsinde vaaz etmiştir. Cumartesi günleri Mihrimah Sultan'daydı. Pazar günleri Mihrimah Sultan'daydı. Cumart pazar günleri şehzade başında, cumartesi Mihrimah Sultan'da, perşembe günleri Kasımpaşa'da, e, cuma günü Eminönü Camii'sinde. Orayı özellikle Eminönü Camii'sini çünkü gelen esnaf orada bazı ı dinleyecek ve namaz kılacak. Öyle olurdu ki e, yeni cami, bahçesi her taraf dolduktan sonra karşı caddeye hasırlar serilir, cuma namazı kılınırdı. Bundan 15-20 gün önce ayağım düştü Eminönü camisine cuma günü gittim. Hoca Efendi konuşuyor ama o kadar sığ. sıra, iki saf cemaat var. Oysa rahmetlinin döneminde esnaf bir saat kala kepenk kapatır, örtüleri indirir, camiye gelir rahmetli görmek istiyorum. Cuma'ya bir saat kala esnafı görmek istiyorum derdi ve esnaf koşar giderdi. O benim 93-94 yaşında Doktor Haluk Sena hocamız, hocanım. O hep şöyle dertleşirdi bizlerle, ortak dostlarımız vardı. Evladım derdi, İstanbul'un yalıları, konakları, yanıp kül olup gidiyor. Muhafaza edemiyoruz. Ortalıktan e, görünür olmaktan çıkıyor. Hepsi defter ve kitap arasında kaldı. Öyleyse ben size bunu öğreteceğim ve ahşap rölyef diye e, doğal tahtayı, tahta derken kağıt gibi tahta ta, kaplama bunları bize Mihrimah Sultan Yalısı, efendim Hatice Sultan Yalısı, Diğer işte İbrahim Pargalı yalısı, bunlar işte Veli Efendi Konağı, bunların tamamını arşivden resimlerini çıkararak, kalıplarını çıkararak bizlere bunları tablo yapmayı öğretti. Bunun karşılığında da şunu söylemiştir. Her biriniz, beş hanımdık, her biriniz bir kişiye öğretmek kaydıyla hakkımı helal ediyorum demişti. Ama... Öbürleri hiç yapmadı arkadaşlarım. Ben çokça yaptım. Ama hiç kimseye öğretemedim çünkü kimse öğrenmek istemiyor. Çok ince ve sabır isteyen bir iş. Benim evimde de olan tabloların tamamı Haluk Sena Hocanımdan öğrendiğim tablolardır. İstanbul'un yalıları. Daha benim ilk gençlik dönemlerimde treleibus vardı. E, trelebus vardı, tramvay vardı, trelebus vardı. Sonra e, hani halk arasında e, boynuzlu diye çıktı böyle elektrikli giden. Hatta Saraçhane durağına geldiği zaman dönemezdi otobüs, o şeylerden biri çıkardı. E, sopalardan böyle vururlardı, yaklaştırlardı. Vapur vardı tabii karşıya geçmek için. E, bir şey, Bakırköy arasında tren vardı. Karşıya geçmek için vapur vardı, mecburen vapur vardı. Minibüs, karadan minibüs, otobüs vardı. Ondan sonra Haydarpaşa tren istasyonu vardı Anadolu'ya açılan. Van ekspresi, Kurtalan ekspresi. ondan çok yolculuk yaptım. Van'da Hoca Efendi gözaltına alınınca ben iki çocukla Dört günde Van'dan İstanbul'a gelebildim. Kurtalan ekspresiyle, Van Ekspresi veya Kurtalan Ekspresi. Minibüsler vardı. Feyzi Paşa Caddesi'nde, Aksaray'da, her yerde dolmuş, dolmuşlar vardı. Dolup dolup boşalıyordu. Farklı belediye otobüsleri vardı. Bunlardı. Daha çok karşıya gidilecek olursa vapur kullanılırdı. Fevzi Paşa Caddesi'nin tam ortasından tercihli yol diye belediye otobüs yolu yaptı. Bir geliş, bir dönüş. Ortayı otobüs durağı, yani otobüs hattı yaptılar. Ee, yukarı Millet Caddesi'nde öyle yapmışlardı ama çok ömrü olmadı onun. Tekrar orta yeri kaldırdılar. Ee, otobüsleri kaldı. Mesela şimdi Fevzi Paşa'da minibüs yok, otobüs yok otobüs var ama az bir otobüs var. Evet yani eskiden çok da böyle konvoy oluşurdu otobüsler. Ee, i̇şte metro, marmaray, tramvay bunlar olunca biraz şeyi kolaylaştı. Metro mesela Vatan Caddesi'ndeki metro büyük bir e, yükü aldı. Evet aynıydı bunlar. Daha çok şeydi. Mefruşatçıydı, kumaş satarlardı, kuyumcular vardı, böyle moda evleri yoktu. Hepsi kumaş satardı, mefruşatçıydı bunlar. Aynı mağazalar o zaman bir iki tane hazır elbise yani hazır giyim çok yoktu o vakit. Hep kumaştı, kumaş satarlardı. Hatta Fevzi Paşa Caddesi'nde istediğimiz kumaşı bulamazdık. Beyoğlu'nda ve Taksim'de vardı. Oralara da bizim böyle tesettürlü hanımlar olarak girmemiz çok kınanır, ayıptı. Oralar böyle hani farklı yerler, mekanlar olduğu için ama en güzel ipek kumaşlar, kaliteli kumaşlar da orada olurdu. Biz Maria teyzemize hani şey komşularımıza ona onlar bilirdi bize Beyoğlu ve Taksim'deki esnaftan numune yazlık, yazsa yazlık kumaş numuneleri getirirlerdi. Kışsa kış kumaşları getirirlerdi. Biz bakardık o aşantiyon kumaşlara. Ha, Maria teyze bundan bana işte 4 metre al, 2 metre al, 3 metre al. O giderdi o esnaftan indirimli bir şekilde kızlarıma alıyorum diye oradan alırdım. Biz de onu dikip giydiğimiz zaman tabi Müslüman dindar insanlar birbirini tanıyor. Ya bu kumaşı nereden aldın derlerdi. Hani Fevzi Paşa'da yok, Fatih'te henüz onlar yok. Deyince biz işte ya Maria teyzeye hediye getirdi. Kumaşı ben de diktim derdim. Hani onlara para verip aldırdık da dedirtmezdi büyüklerimiz. Çünkü bize yasaksa paralar bu defa oraya akacak. Artık o yasaklar veyahut o şeyler Değer kaybedince herkes gitti Bugün mesela Beyoğlu'ndan isteyen istediğini alıyor. Fatih'te yine aynı bu şekildeydi. Fırınlarımız çoktu. Esnaf lokantalarımız çoktu. Saraçhane'nin altı hep şey yaparlardı, toptancılardı onlar. Saraçhane'nin de altı vakıflara, daha çoğu da vakıf yerleri olduğu için imalat yapılırdı orada. Saraçhane'de döşemelik kumaşlar, çadırlar dikilirdi, brandalar dikilirdi. O gün bugün neler oluyor bilmiyorum. Döşemelik kumaşların toptan yeriydi. Saraçhane'de efendim işte sanatçıların orada bulundukları yerler vardı. Kasetler doldururlar, kasetler oradan çoğaltılır, basılır, çıkardı. Şimdi ne durumda bilmiyorum. O zaman da çok işimiz olmazdı oralarla. Bayramlarda şeyde Saraçhane'nin üstünde, Saraçhane Parkı'nda bayram gösterileri olurdu. Çoluk, çocuk işte götürürdük orada eğlenirlerdi, götürürlerdi. Bizim çok götürecek bayramımız da olmadı. Baba olmayınca işte böyle hep bir şey de olunca bizim çocuklarımız ne bayram yaşadı, ne tatil yaşadı, ne pikniğimiz oldu. Bir şeyimiz olmadı. Yani mücahit deyince, fedakarlık edince tek başına olmuyor. Vakti saatin, ömrü hayatın, evladı iyalin tamamını feda etmen gerekiyor, etmiş oluyorsun. Arkadan da sana toparlamak düşüyor onları. Şimdi hemen evladım hiçbir yerde komşuluk ilişkileri sağlıklı değil. Yani hiçbir yerde derken Diyarbakır'da da değil, Malatya'da da, Kars'ta da, Ağrı'da da, Hakkari'de de ve İstanbul'da da değil. Ben bunu çoğunu için muhafaza etmeye çalışıyorum. Nedir? Hani komşu şu an oturduğum yerde çok yakın komşu hiç yok denecek kadar. Ama en az haftada iki defa İstanbul'da olduğum zaman kahvaltıya bekliyorum diyorum onlara. Onlar geliyorlar, kahvaltıya geliyorlar. Bu hafta bunları buluşturuyorum. Öbür hafta da birbirine çok uzak olan, hani hiç gidip gelemeyen dostlar, tanıdıklar ama birbirleriyle muhabbet etmeye vakit ayırmıyorlar veya ayıramıyorlar. Onları topluyorum. Bir de Anadolu'dan gelip burada okuyanlar var. Daha yabancı öğrenciler var. Onları almaya çalışıyorum evime veya ben onların bulunduğu yere gidiyorum. Hani Türkiye'ye okumaya geldiler sadece üniversiteyi bitirip diplomaya alıp gitmek değil gayeniz, amacınız. Buradan güzellikleri götürün. Mesela ben o yabancı kız öğrencilerine işte efendim çay nasıl ikram edilir? Misafir nasıl karşılanır? Misafire neler yapılır? Diye bunlara anlatıyorum. O kadar memnun oluyorlar ki, hatta evlendirdiğim kızlar da çok gittiler Özbekistan'a oraya. Telefonda diyorlar ki, ana bugün misafirimiz var. Tam sizin evde yaptığımız gibi yapıyorum. Herkes bana da öğret diyor. Ben de onlara balaları öğretiyorum diyor. Demek ki kültür böyle bir şey. Yaşarsan yaşatıyorsun. Kazakistan'a gittim birkaç yıl önce. Oraya gittiğimde baktım ki bizim oradaki memur olarak tayin olup veya vazife alıp gidenlerimiz de adeta onlar gibi yani. O fırından ekmek alıyorlar. Yani Almatı'da böyle bizim fırınlar gibi fırın yok yani börek, çörek farklı şeyler var. Ben o hanımlara, 25 hanımdı onları topladım ve buradan giderken de peynir mayası, hamur mayası götürdüm. Mayalar götürdüm. Oraya gittik birkaç gün sonra dedim ki gel Zehra kızım. Şimdi bütün arkadaşlarını çaya davet edeceğiz ve ekmeği biz yapacağız evde. Maya götürmüşüm, un var. Yani yeryüzünün en kaliteli unu Kazakistan'da. Öyleyim, süt, gani, her şey var ama onlar bilmiyor yapmasını veya farklı yapıyorlar. Şimdi tabii poğaça yaptık, ondan sonra ekmek yaptık, teflon tavalarda ekmekler pişirdik. Gelen misafirlerimiz kapıdan içeri girince diyor ki apartman kapısından içeri girince Türkiye koktu bize. Çünkü maya, ekmek, koku Onlara şunu söyledim evladım. Sadece burada vazifenizi yapıp dönmek değil gayeniz. Bütün kazak komşularınızı, kuarca yapacaksınız. Peynir yapacaksınız. Onların peynir sudan şey, süt orada sudan ucuz. Ama peynir yapmayı bilmiyorlar. Şimdi kaç senedir devam ediyoruz. Hatta Türkiye'ye de getiriyoruz peynir dediler. Çünkü sütleri çok kaliteli ve çok çok ucuz. Bütün güzelliklerimizi yeryüzüne taşımanın gayreti içinde olmalıyız. Fatih'ten taşınmamız, Fatih'te 6. katta oturuyordum. Asansörü yoktu. Ben de birçok ameliyatlar geçirdim. İnmek, çıkmak bayağı zorladı beni. Evde, tabii eski bir evdi, hasarlı. Fatih'ten çıkmak istemezdim ama Fatih oldukça pahalı olduğu için Fatih'e yerleşemedim. Fatih'ten çıkıp Çekmeke'ye gitme mecburiyetinde kaldım. Kütüphanemizi en acı tarafı da kütüphanemizi e, tabii ki kullanamadık. Fatih'teki evimize göre yapılmıştı. E, kitapları, kütüphaneyi dağıttık. Kitapları da kolilere koyup öyle depoda tutuyoruz. Bir haylısını, bin tanesini Bosna'ya gönderdim kitapların. 700-800 tanesini Malatya İlahiyat'a, bir o kadarını Elazığ İlahiyat'a gönderdim. Ondan sonra diğerlerini de paketledik duruyor, koyabileceğim yer arıyorum. Fatih ilmin, irfanın, bilginin, görgünün menba, kaynağı. Her ne kadar şimdi Fatih değişti desek bile ee, mesela ben işte Ümraniye'den, Çekmeköy'den e, Fatih'e geleceğim zaman ben İstanbul'a gidiyorum diyorum. Torunlar, oradakiler diyor ki A, burası İstanbul değil mi? Bilmem. Ben İstanbul'a gidiyorum diye. Ee, i̇stediğin her şey yani hayır yolları da, şer yolları da Fatih'te açık. Onun için Fatih tabii benim işte en büyük sevdam, sevdim. İnşallah Rabbim geri dönüşümü tekrar hani yani hayırlı veya güzel e, oturabileceğim bir ev nasip eder de dönerim. Çünkü e, Fatih İstanbul. İstanbul Fatih.